Manet'in 1881-82'de yaptığı Folie Bergère'de bir bardaki kız tablosuna bakıyoruz. Bu bar Paris'te bir tür gece kulübüydü. Yani bardan daha fazlası. Son derece pahalı bir gece kulübü diyebiliriz. Paris'te üst orta sınıf tarafından sıklıkla gidilen bir yerdi ve her tür şaşırtıcı şey olurdu. Bu resim şimdi Londra'da Courtauld Sanat Galerisi'nde bulunuyor. Londra'da olduğu için resmi bizzat görmedim. Bunu dinleyen pek çok insan gibi ben de sadece reproduksiyonlarını gördüm. Ve hatta resmin sol üst köşesinden sarkan bu ayakkabıları şimdi ilk kez fark ediyorum. Muhtemelen bir çift bacağı ve onun üstünde bir vücuda bağlılar. Eğer dikkatle bakarsanız bir trapezin üstünde durduğunu görürsünüz. Bir akrobat sanırım. Burada bir sirk var. Biz bunu aynadaki yansımasından görebiliyoruz. Şimdi bu kısım biraz karmaşık. Bu resim gerçekten pek çok şekliyle görmek, görüş ve ışıkla ilgili. Elbette bu dönemdeki Paris sosyal ve siyasi durumlarla da ilgili. Ama ilk önce bu resme baktığınızda sanki kızın arkasında derin bir alan var gibi görünüyor. Ama gerçekten yakından baktığınızda tam bileğinin etrafında gerçekte bakmakta olduğumuz aynayı ayıran altın rengi çerçevenin tabanını görebilirsiniz. Dolayısıyla resmin sol üst köşesinde sallanan bacaklar da aslında arkamızda. Orada bir akrobat var. Yani arkamızda etkileyici bir performans sergileniyor. Okuduğuma göre Folie Berger'de aynı anda birden fazla gösteri oluyordu. Bardaki kız sanki bize bakıyor değil mi? Ama peki nasıl oluyor da bu diğer adama da bakıyor? İşte sorun da bu. Resme ilk baktığınızda sanki kıza yaklaşıyormuşuz gibi görünüyor. Yani muhtemelen buradaki adam müşteri biziz ve gidip kızdan bir bardak şarap ya da içecek alıyoruz. Ondan biraz uzaktayım. Görüntüsü ve duruşu biraz mesafeli. İfadesinde bir tür belirsizlik var. Ama yansımasına baktığımızda farklı görünüyor, değil mi? Sanırım daha çökmüş gibi. Aslında sanki biraz adama doğru eğilmiş ve adam da daha yakın görünüyor. Adam daha yakın görünüyor ama Kızın bize bakışlarında sanki belli bir boşluk var. Bu neden kaynaklanıyor bilmiyoruz. Sanat tarihçileri bunu çözebilmek için epey zaman harcadılar. Bu farklılık neden? Yansımada erkek ve kadın arasında tahminen bir yakınlık var. Belki bir flört iması var. 1880'lerde Paris'te çalışan kadınlar daha kapalı yaşayan üst-orta sınıf kadınlara göre cinselliğe daha açıktılar. Yansımadaki yakınlığa karşı önden bakılınca hissedilen mesafe ve yüzündeki ifadesizlik. Acaba biri ressamın kadınla ilgili hissettiği, diğeri de olmasını arzu ettiği mi? Bence bu insanların aklına gelen fikirlerden biri. Ayrıca kimin bakış açısından baktığımız da önemli. İzleyici olarak kadına mı yoksa adama mı yakınlık duyuyoruz? Az önce söylediğim gibi, sanki ben o izleyiciyim o izleyiciyi somutlaştırıyorum. O da bu resmin tüketicisi olarak benim yerimde. Kızın yüzünü yorumlarken belirsizlikten yüz hatlarının ifadesinin ve yüzünün yorumu açık olmasından söz etmiştim. Eğer yüze gerçekten bakarsanız sanki yoğun bir duygu, aslında bir tür hüzün görme ihtimaliniz var. Gözlerinde bir açıklık var. Bir tür pişmanlık. Ve bu bence çok dokunaklı ve gerçekten çok çok güçlü. Tam da şu an bu detaya bakarken resmin nasıl yapıldığına boyaya bakın. İnanılmaz. Örneğin madalyonuna bakın ya da boynuna taktığı her neyse. Buradaki açıklık bana Mane'nin natürmortlarını hatırlatıyor. Boyanın açık ve seyrek uygulanması gözlerinde de var. Sanki gözleri neredeyse nemlenecekmiş gibi hissediyorum. Neredeyse ağlayacak. Bu da aslında Foliberger'de bir bar resminin bir taslağı son derece farklı bir perspektif ve aslında biraz daha gerçeğe uygun görünüyor. Çünkü bunda kadın ve erkek arasında bir mesafe var ve bu da bizimle kadın arasındaki mesafeyle uyumlu. Eğer ben arkadaki yansımadaki adamsam bu taslaktaki mesafe resimde olduğundan daha mantıklı. Ama bu resimde diğer resimde yaptığımız gibi kendimizi resme sokamıyoruz. Sanki benim yerimi almış gibi hissediyorum. Adamın sırtıyla aynı hizadayım ve bulunduğu yere geçmek istiyorum. Öyle hissediyorum. O nasıl bu kıza bu kadar yakın olabilir? Değil mi? Tabii ki tüm bunlar kız, adam ve izleyici arasındaki yoğun ilişki dağılmış olsun ya da olmasın devam ediyor. Ve tabii her şey bu vahşi ve ihtiraslı ortamda gerçekleşiyor. Sizce bu resimde meyve ve çiçeklerle ilgili bir sembolizm var mı? Sezan olsaydı hemen bunlardan bir sembol oluşturuverirdi. verirdi Sanat tarihçileri burada bu tarz bir yorumda bulunmuyorlar sanırım akrobat dışında arkada daha bir sürü inanılmaz olaylar oluyor Eğer yakından bakarsanız arka planda dürbünle bakan çok iyi giyimli eğlen ve insanları gözetleyen bir kadın var Etrafa bakan bir kadın dürbünle etrafa bakan bir kadın gerçekten dikkat çeker ama tabii biz bütün bunları bir yansıma olarak görebiliyoruz. Aynadan yansıyanlar pek çok şekilde mükemmel bir mecaz olabilir. Mane için bu nedir? Perspektif. Acaba yapmak istediği şey bu mu? Ya da ondan kaçınmaya mı çalışıyordu? Bir başka deyişle mane tuvalde yansıtılanın doğruluk ve meşruluğuna mı önem veriyordu? Yoksa tahrip edip yönlendirmeye mi çalışıyordu? Doğrusu mane tahrip ederek yönlendirmeyle daha çok ilgiliydi. Getty Müzesi'nin internet sitesindeki araştırmaya göre perspektifle gerçekten oynuyordu. Son derece bilinçli olarak. Ve perspektifi bozarak değiştiriyordu. Son yapılan araştırmalarda görünen o ki, yansımasını gördüğümüz erkek izleyici sola doğru hemen bizim görüşümüzün dışında kalıyor. Aslında biz bunu sağ taraftan görüyoruz. Ve bu iki bakış açısının birleşmesiyle bu iki figür yan yana geliyor. Ama sadece yansımada. Son derece başarılı bir şekilde düzenlenip yapılmış. Bir bakıma diyor ki, ayna gerçeği temsil eden şey değildir, metafordur. Evet, resimler gördüğümüz dünyanın yansımalarıdır. Manya burada diyor ki, hayır, aynalar sahtedir ve diğer her şey gibi bizim bakış açımıza göre oluşturulurlar. Bunu 19. yüzyıl şartları içinde düşünelim. Fotoğraf yavaş yavaş yaygınlaşıyor ve bir ressam olarak doğayı doğru bir şekilde çizme yeteneğiniz var ya da pek fazla yok. Bunun yanı sıra gerçeğin peşinde koşma ya da gerçek aslında nedir ya da nesnellik dışında bir gerçeklik var mı gibi fikirler de var. Gerçek belki de daha geniş kapsamda Manet'in anladığı şekliyle bu dönemin sosyal dinamikleri. Buradaki duygusal an, ışık ve renk. Bu kadın hakkındaki duygular. Bence perspektifle oynamak buna yol açıyor. Hissettiğiniz duyguyu, kıskançlık, samimiyet ve endişeyi ortaya çıkarır. Eğer perspektif olmasaydı bunlar da olmayacaktı. Bunların hepsi duygular ve bunlar gerçek duygular. Ama bunlar geçici duygular. Bu mekandan ayrılır ayrılmaz kaybedeceğiniz duygular. Tıpkı ışığın geçici olması gibi. Silik oyunlarının geçici olması gibi. Bir bakıma o esnada Paris'in geçici olması gibi. Ve Mane kesinlikle bunu yakalıyor. Bu her zaman yaptığı bir şey. Bir saniye önce olanları anı yakalamak. Ne oluyor, ne hissediliyor. Anlama açıklık getiriyor. Ve aynı zamanda bir tür duygusal yoğunluk yaratıyor. Gerçekten de müthiş bir resim değil mi? Son olarak bir de Foliberger'deki barın bu küçük resminden söz etmek istiyorum. Aslında bu bir poster, bir reklam. Harika olansa sağ alt köşedeki sahnenin Manet'in resminden pek farklı olmaması. Ve bu poster resmin yapılmasından birkaç sene öncesine ait. 1870'lerin ortasından sonuna doğru. Bence bu bize o dönemin flörtöz, Belki biraz cinsel atmosferini de veriyor. Burası cinselliğin ele alındığı bir yer. En azından 19. yüzyıl dönemi için.